kuğular hakkında ilginç bilgiler, bilinmeyenler. Siyah kuğuların kökeni Avustralya'dır. Kuğular, kazlar ve ördeklerle yakın akrabalardır. Göllerin arasında kayarken sıkça görülen kuğu, uzun zamandır zerafeti ve inceliği temsil etmiştir. Kuğular su kuşları Anatida familyasının en büyük üyesidir ve en büyük uçan kuşlardır. En büyük kuğu türü Sessiz Kuğular 1.5 metre uzunluğa 15 kilogram kütleye ulaşabilir. Kanat açıklıkları ise 3 metrenin üzerindedir. Kuğular yaklaşık 20 ila 30 yıl yaşıyor. Daha yaygın kuğu türleri arasında bazı varyasyonlar vardır. Kuzey Amerika'nın en büyük kuğu türü olan Trampeter Sivan C.E.G.Nus Baksinator vahşi doğada ortalama 24 yıldır yaşıyor ancak esaret altında hayvanat bahçesi gibi 33 yıla kadar yaşayabildiği biliniyor. Sessiz kuğu ortalama 19 ila 20 yıl yaşıyor, Tundra kuğusunun benzer bir ömrü vardır. Kuzey Amerika ve Avrupa'ya tanıtılan Avustralya ve Yeni Zelanda'nın siyah kuğuları vahşi doğada 40 yıla kadar yaşayabilir. Kuğular, kuzey ve güney yarım küreler boyunca ekvatorun iki yanında bulunmuştur. Kuzey kuğu genelde turuncu gagalı beyaz renktedir ve güney kuğuları, kırmızı, turuncu veya siyah gagalı, beyaz ve siyah renkte bir karışımda olma eğilimindedirler. Kuğular aşağıdaki yaşam alanlarında yaşar, sele sürünülen çayırlar, göller ve göletler, nehirler ve akarsular ve sulak alanlar. Kuğular genellikle ılıman ortamlarda bulunur, nadiren tropik bölgelerde görülür. Kuğular otoburlardır. Kuğular öncelikle su bitki örtüsüyle beslenirler, uzun boyları nehir yatakları üzerinde büyüyen bitkiler üzerinde beslenmelerine izin verir. Ayrıca bitki örtüsüne tutunan yumuşakçalar, küçük balıklar, kurbağalar ve solucanlar gibi küçük canlıları da yiyorlar. Bazı nüfus göç edici ya da kısmen göç ederken, bazı kuğular bulunduğu yerde ikamet etmektedir. Sessiz kuğu kısmi bir göçmen olup, Batı Avrupa bölgelerinde ikamet etmekte, ancak Doğu Avrupa ve Asya'da ise tamamen göç etmektedir. Bu upır kuğuları, Tundra kuğusu ve Trampeter kuğuları tamamen göç ediyor. Kanıtlar, kara boyunlu kuğunun kendi aralığının bir kısmı boyunca göç ettiğini gösteriyor. Eşlenmiş kuğu çiftleri yıl boyunca birlikte kalma eğilimindedir, bununla birlikte, yetiştirme mevsimi dışında, oldukça toplumsaldırlar. Ve çoğunlukla çok sayıda diğer kuğuyla bir araya gelirler. Çiftleşme mevsimi süresince çiftler agresif olarak topraklarını savunacaklardır. Kuğular yuvalarını yapraklar üzerine kurarlar, dişi kuğular 3 ila 9 arasında yumurta bırakırlar, yavru kuğular bir aylık kuluçka süreden sonra yumurtadan çıkarlar. Küçük bir kuğu genellikle yaklaşık 4 yaşına kadar veya yetişkin olarak kabul edilene kadar bir sürü olarak yaşar. Ardından, beraber yaşadığı sürüden bir erkek karar ve kendi çiftleşme bölgelerini bulmak için eşe ayrılırlar. Büyüklükleri nedeniyle, kuğuların vahşi doğada birkaç yırtıcı avcısı vardır. Kuğunun ana avcısı, eti ve tüyleri olduğu için kuğuyu avlayan insandır. Kuğunun diğer avcıları arasında kurt, rakun ve tilki bulunur. Avrupalı kaşifler Avustralya'ya gelmeden önce, tüm kuğuların beyaz olduğuna inanılıyordu. Hollandalı mariner Antoonis Sien, 1636'da Şark Körfezi